matematiğe başladım. Sonrasında İzmir'e taşındığımız için 7 yaşında İzmir'e geldik. Sonra burada daha iyi, daha profesyonel antrenörlerle çalışmaya başladım. Ve sonra 11 yaşında milli takıma girdim. Aerobik jimnastik milli takımına girdim. Burada da başarılarımı devam ettirip sonra branşımı değiştirip ritmik jimnastiğe geçtim. Ve şu an bu ritmik jimnastikte de daha büyük başarıları elde etmek çok istiyorum. Ritmik jimnastikteki en üst nokta dünya şampiyonu ve olimpiyatlar var. Ben de inşallah dünya şampiyonu olmak çok istiyorum ve bunun için çalışmak ve çalışmalarının devamını getirmek çok istiyorum. 32 madalya ve 14 kupam var ama Bornova'daki depremden etkilendiğimiz için evimiz ağır hasar aldı ve bu nedenle ben madalyalarımın yarısını ve kupalarımın yarısını evden alamadım. Evi boşaltmamız için çünkü bize yarım saat verildi ve o süre içinde hepsini toparlayamadım. Yani tüm 11 sene boyunca Bornova'da yaşıyorduk ve tüm antrenmanlarıma Bornova'da gidiyordum. Açıkçası üzüldüm yani. Hani tüm anılarımız o evdeydi. Hani tüm madalyalarımı neredeyse o eve götürdüm. O yüzden üzgünüm yani bu durum için. Günde 8 saat çalışıyorum. Antrenmanlarım gerçekten çok uzun ve yoğun sürüyor. Derslerimle birlikte bunları da sürdürmeye artık alıştım. Çünkü çok düzenli çalışıyorum. Yani hep çok dakik bir insanım o yüzden. Hepsini böyle sürdürüyorum. Evet. Zaten beslenmeme ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Özellikle tatlı, çikolata türü şeyler yememeye çalışıyorum. Çünkü kilomuzu etkiliyor. Jimnastikte ince olmamız gerekiyor. O yüzden hep dikkat ettiğim bir konu beslenme. Bakü'deki birincilik beni çok mutlu etti ve gururlandırdı. Bundan sonra Türkiye ve uluslararası yarışmalarda da yeni başarılara imza atmak istiyorum.